Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bardak altlıkları öreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet kolay, herkesin çok kolaylıkla örebileceği, 15 dakikada öreceğiniz, ister tek renk, ister rengarenk örebileceğiniz kolay bir bardak altlığı çalışması yapacağız. Hem tek renk öreceğim, göstereceğim, hem de rengarenk örerek renkleri nasıl bağladığımı, üst sıraya nasıl geçtiğimi göstereceğim. İkisini de aynı şekilde ilerleteceğim. Videoyu bir kere izlediğinizde artık istediğiniz gibi, istediğiniz renklerle, büyüklükte bardak altlıkları örebileceksiniz. Ben ip olarak spagetti yardan aldığım Slim Cotton Plus ipleriyle ördüm. Slim Cotton Plus ipleri koton ipler olduğu için herhangi bir tüylenme yapmaz. Yıkanması da çok kolaydır. Siz de almak isterseniz takipçilerime özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. Yaklaşık 2 ya da 3 ip indirimli gelecek size. 500 TL'lik alışverişlerinizden 60 TL indirim kazanmak için indirim kodunuzu kullanabilirsiniz. Takipçilerime özel indirim kodunuz da bir sepettir. Bir sepet yazmanız yeterli. 500 TL'ye ulaştığınızda açıklama kısmına bunu ekleyeceğim. Daha kalın bir iple örmek isterseniz de spagetti yarnının pamuk makrome ipleriyle de örebilirsiniz. Aynı kalitede ve kalın iptir, makrome iptir. Yani çalışmalarınızı eğer ki sipariş alacaksanız, toplu siparişler alacaksanız ince ip değil de kalın iple de pamuk makrome ipleriyle spagetti yarnından örebilirsiniz. Gerçekten çok başarılı çantalar örebilirsiniz. Ben yeni yeni çalışmalarıma spagetti yarnının pamuk makrome ipini eklemeyi düşünüyorum. Çantalar örmeyi düşünüyorum. Bakalım, değişik planlarımız var tabi YouTube kanalımızda. Evet, iplerimin tanıtımını yaptığıma göre ben bu çalışmamda Slim Cotton Plus ipimle 3,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Tam net görünmüyor uzakta olduğu için, şöyle yakın alsam da bulanık oluyor ama şöyle 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Peki biz başka ip kullanamaz mıyız? Başka tığ kullanamaz mıyız? Kullanabilirsiniz. Elinizde olan iplerle, tığlarla istediğiniz gibi örebilirsiniz. Ben sadece çok fazla soruluyor, o yüzden bilgi vermek istedim. İpin hangi kumaştan olduğu soruluyor, dokusu soruluyor. Koton iptir arkadaşlar. Spagetti yarnın gerçekten her renk ürettiği kaliteli bir iptir. Herkese öneririm. Takipçilerim de çok memnun. Şimdi ölçülerini bir vereyim bardak altlığımın. Şöyle uzunluk olarak yaklaşık bir uçtan bir uça geldiğimizde 15 santimetrelik bir bardak altlığı öreceğiz. Dediğim gibi tek renk ve rengarenk öreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açtığınızda yeni videolarımdan anında ilk önce siz haberdar olursunuz. Beğeni butonuna basalım. 1000 beğeniye beraber ulaşalım. Bir haftada 1900 beğeni rekorunu kırdık. Daha hızlı bir rekor kırmak istiyorum. Beraber 1000 beğeniye ulaşalım arkadaşlar. Yorum yaparak da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Yorumlarınızda hızlı bir dönüş yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Ördüklerinizi bir sepet yumak roket Instagram hesabımı etiketleyerek, tasarımın bu sayfaya ait olduğunu etiketleyerek belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Siparişlerinizi ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dün gece çok üzücü bir olay yaşadım. Bunu anlatmak istiyorum. Gerçekten üzüldüm, kırıldım. Biliyorsunuz yeşil yakalıklı, beyaz yakalıklı yeşil bir hırkam var. İkonik bir hırka. Yaklaşık 4 ay önce YouTube kanalımda paylaştım ve çok fazla örüldü, hediye edildi, siparişlere eklendi. Örgü sayfalarında çok fazla talep gördü. Çok fazla tasarımım var bu şekilde ama yeşil hırka renginden dolayı da olabilir. Böyle örgü dünyasına böyle bir, nasıl söyleyeyim, güzel bir etkili bir giriş yaptı. Herkes de ördü. Çok mutluyum tabii ki bundan. Örenler de bir sepet yumağın tasarımıdır diye paylaştı. Takipçilerim dün yorumlar kısmında ve DM'me yoğun bir mesaj attılar. Bir sayfa var. Sizin hırkanızın kendine ait olduğunu söylüyor ve YouTube kanalı açıp bu hırkayı kendisi anlatacakmış, bunu söylüyor. Yani arkadaşlar, bunlara girmeye gerek yok. Ben dedim size, baştan da söyledim. Yani biz burada, biz mutfak kısmındayız, tasarımı yapıyoruz. Siz istediğiniz gibi siparişlerinizi ekleyebilirsiniz. Binlerce kişi örgülerimizden ekmek yiyor. Bu bize gurur verir. Yani benim dediğim şu,
Orada bir sepet yumağın tasarımıdır diye yazmanız sizi küçültmez, daha da büyütür. Orijinal olun arkadaşlar. Yani sizin için demiyorum tabii ki, ama mutlaka izleyecektir bu videomu da o yapan arkadaş. Çok fazla yapan var ama o çok gözüme battı. Çünkü direkt kendi sahiplendi çalışmayı. Gerek yok arkadaşlar. Herkesin hakkını herkese teslim edelim. Bu şekilde daha kolay büyürüz. Orijinal olmak daha kalitelidir, daha elittir. Bu yolu deneyelim, daha hızlı büyüyelim. Yoksa kimin tasarımının kime ait olduğu, kimin hırkasının ya da örneğinin kime ait olduğunu zaten takipçilerim biliyor. Binlerce yorum ve binlerce resim geldi o sayfayla alakalı. Sizin sayfaya, sizin birebir örgünüzü örüp bu şekilde paylaşım yapıyor, bilginiz olsun diye. Gerek yok arkadaşlar. Biraz kırıldım açıkçası ama geçti. Her şey geçer. Biz önümüze bakalım, orijinal olmaya devam edelim. Şimdi çalışmamıza geçebilirim. Biraz dertleştim sizinle. Uzun zamandır beraberiz. Bir dertleşeyim dedim sizinle. Başınızı da ağrıttım. Hakkınızı da helal edin. Şimdi çalışmamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ben ilk sıramı bu yavru ağzı ipimle öreceğim. Şöyle kenarda dursun, hem ona bakıp. Şimdi önce rengarenk olanı başlayacağım. Şöyle bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızı yaptık. Tığımızı içinden geçirdik. İpimizi aldık. Tekrar göstereyim sihirli halkayı. Şöyle bir halka yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, böyle basit bir durumu var. Bu halkanın içinden tığımı geçiriyorum. Tığımla beraber ipi alıyorum. Bir bağlama zinciri çekiyorum. Şöyle parmağımı içeri sokarsam rahat ederim. 1, 2, 3 tane zincir çekip yukarıya çıktım. Tığımın başına ipi doluyorum. Bu 3 zincir bir trabzan etti. Tekrar bu halkanın içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 2 tane trabzanımız var arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bu halkanın içine giriyorum. Ve bir, tekrar yanına iki trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bu halkanın içine giriyorum. Bir, aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aralarda bir zincir çektim farkındaysanız, öbeklerin arasında. Şöyle bir bakayım, net görünüyor mu? Evet, net görünüyor. İpimi de ayarlayayım. Şimdi bir zincirimi çektim, hiç unutmuyorum onu. Tekrar batıyorum. Bir, tekrar aynı yere. İki. Bir zincir çekiyorum arada. Bir, iki. İki trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane yaptım. Altı tane yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. Bir, iki. Aralarda bir zincir çekerek iki tane trabzan öbeği yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Buradaki ipi artık sıkabilirim. Sıktım. Şöyle bir daha sayayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ne yaptım? İki tane trabzan öbeği yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ve birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum, bağlama zinciri, ipimi kesiyorum. Şimdi bu benim rengarenk yapacağım model. Bu benim rengarenk yaptığım. 6 tane trabzan öbeği yaptım. Arkadaşlar, bu ipler sizi korkutmasın. Şu arkadaki ipi önce keseyim. Tertemiz olsun. Burada da kese kese ilerledik. Tertemiz bir model bıraktık. İpi atacağıma motive attım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ben dün hazırlamıştım. Aynı çalışmayı tek renk için bu iple öreceğim. Tek renk öreceğiz ya. Aynısını bu şekilde yaptım. Şimdi eğer tek renk öreceksek ne yapıyoruz? Tek renk öreceksek. Birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki ilk boşluğa atlıyorum. Ve 1,
2 trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Burada 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yaptım. Bu burada kalsın. Şimdi renk ekliyorum. Şimdi daha net anlayacaksınız arkadaşlar ne yaptığımı. Bir tek renk, bir rengarenk ilerleyeceğim. Bu ipimi böyle alıyorum. Buradaki herhangi bir boşluğa batabilirim. Battım. İpimi aldım. Battım derken tığımı sokuyorum. Boşluğa tığımı soktum. İpimi aldım. Bir bağlama zinciri çekiyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bu ipi de böyle alayım. Yanına bir tane kil trabzan yapıyorum. Ne demiştik? Üç tane zincir, bir tane kil trabzan ediyordu zaten. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir, iki trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu iki trabzanı atlıyorum. Buradaki boşluğa geliyorum. Bir, iki trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa. Bir, iki. Aralarda bir zincir çekiyorum. Hep bir zincirim var arkadaşlar. Ben bazen unutuyorum, aman unutmayın. Tekrar sökmek zorunda kalmayın. Hep söylene söylene ilerleyin. Yani bir zincir, bir zincir diye söyleyin. Hiçbir şey olmaz. Biz örgücüyüz. İstediğimizi söyleriz. İki trabzanı atladım. Boşluğa geldim. Bir, iki trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa ne yapıyordum? İki trabzan yapıyordum. Bir zincir çekiyorum. Atladım diğer boşluğa. Bir, iki, bir zincir çektim. Yine boşluğa battım. Bir, iki. Arada bir zincir. Tekrar boşluktayım. Bir, iki. Tekrar bir zincir. Tekrar boşluktayım. Bir, iki. Çoğaltma yapıyoruz arkadaşlar farkındaysanız. Bir zincirimi çektim. Son boşluktayım. Ne yapıyorum? Bir, iki, bir zincir. Tekrar aynı yere. Bir ve iki. Bir zincir çekiyorum. Ve birleştirme yapacağız arkadaşlar. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Şöyle güzel batayım. Battım. Tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, arttırmamızı yaptık. Şimdi buradan ipimi arkadan kesip temizleyeyim. Şimdi tek renkte bütün sıraları öreceğim. Tek renkteki birleştirmeyi göstermem gerekiyor. Evet arkadaşlar, tek renkteki çalışmada da son boşluğa bakın, burada 3 tane zincir çekip yukarı çıkmıştık. Buradaki son boşluğa batıyorum. 1, 2 trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. 1 tane trabzan yapıyorum. Zaten burada 3 tane zincir olduğu için bu 1 trabzan ediyor. Tepe noktasına batıyorum ve birleştiriyorum. Tek renkte bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Önümde boşluk var. O zaman önümdeki boşluğa basmalıyım. Bütün boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ben burada üst sıraya nasıl geçildiğini gösterdim. Boşluk varsa 3 zincir çek, boşluğa bat. Bir zincir çekiyorum. Buradaki 2 tane trabzan, bir zincir, iki trabzan yaptık ya. Buradaki boşluğa da batıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu burada kalsın. Tek renkte yukarı nasıl çıktık bunu gösterdim. Burada kalsın. Kenarı alayım. Şimdi sarı ipimi alayım. Herhangi bir boşluğa batabilirim. Şuradaki boşluğa, hatta şuradan başlayayım, ipleri de göstereyim. Şu ipi şöyle aldım. Tığımı batırdım orta noktaya. Batırmadım, soktum, yine öyle söyleyeyim. Böyle geçirdim tığımı. İpimi aldım. Bir tane bağlama zinciri, 1, 2, 3 zincir. Batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Şu ipi şuradan sıkalım. Bir zincir çekiyorum. Her boşluğa batıyorum arkadaşlar. Üç tane ikili trabzan yapıyorum.
Tek yaptığım bu. Bu sırada. Tekrar boşluktayım. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Tekrar boşluktayım. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, her boşluğa sadece 3 tane ikili trabzan yaptık. Birer zincir çektik aralarda. Orada bir video kesildi ama kameramdan ötürü. Birer tane zincir yaparak sona kadar ördük. Şimdi sondaki boşluğa batıyorum. Tek renk ördüğümde 3. sıramda 1 2 3 3. sıradayım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve burada zaten 3 tane ikili trabzan var. İlk trabzanın tepe noktasına batıp arada zincir çekmeyi unuttum arkadaşlar. Bir zinciri mutlaka çekiyorum. Tepe noktasına batıyorum ve ne yapıyorum? Birleştirmeyi yapıyorum. Önümde 3 tane ikili trabzan varsa ne yapıyordum? 2 3 tane zincir çekiyordum. Şimdi tığımın başına ipi doluyorum. Boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu burada kalsın. Esas motifi burada gösteriyorum nasıl ilerleyeceğimi. İlk yaptığım trabzan tepesine batıp birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İpleri kese kese ilerledim ben bu süreçte. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Evet, şimdi ip ekleyeceğim. Turuncu ipimi aldım. Herhangi bir boşluğa batıyorum ve ipimi alıyorum. Bir tane bağlama zinciri, 1 2 3 zincir her zamanki gibi. İkinci ikili trabzanım, üçüncü ikili trabzanım. Biraz hızlandım, mantığı anladınız nasıl olduğunu. Şimdi burada bir zincirimi çekiyorum yine. Bir zincirleri unutmayalım. Eğer benim gözümden kaçtıysa bile arkadaşlar unutmayın. Anlatırken bazen unutabilirim ama siz mutlaka yapın bir zinciri. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 1 2 trabzan yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar arttırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki ipimi beğenmedim. Onu güzel yapayım. Evet, bir zincir vardı. Burada 2 tane trabzanımı yapayım. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çektim. Diğer boşluğa 1 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Bu şekilde ilerliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluğa ise 1 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıyorum. Arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sona kadar yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Burada sistemi uyguladım. Birleştirmeyi yaptım her zamanki gibi. Tek renkte ne yapıyorduk? Sondaki boşluğa geldim. 1 Şöyle ipimi ayarlayayım. 2 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Buradaki ilk yaptığım trabzan tepesine batıp birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Önümde boşluk var. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapacağız bu sırada. Bu motif böyle kalsın. Nasıl üst sıraya geçtiğimizi gösterdim. Şimdi hangi rengi alayım? Burada bu su yeşilimi kullanayım. Elimde farklı ipim de var. Bunu alayım. Ama ipi açamadım. Evet, ipimi açtım. Şimdi her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bağladım ipimi. 1 2 3 zincir. Tekrar batıyorum. 2 ve 3. Burayı sıkıyorum. Her boşluğa arkadaşlar sadece 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ay, arada zincir çekmedim. Bakın yapıyorum ben bunu hep.
anlatırken yapıyorum. Birebir keyken hep sarıyorum ama anlatırken böyle kafam 10 tane şey düşündüğüm için daha farklı nasıl anlatabilirim, daha kolay nasıl olabilir diye bir zincirimi çektim, boşluğa battım. Özgürce 3 tane kilit trabzanımı yapabilirim boşlukta. Bir zincir boşluğa battım. Şu tepe noktadaki boşluklardan bahsediyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Her boşluğa sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sona kadar yapalım. Sonda buluşalım. Evet arkadaşlar, şöyle çayımı kenara alayım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Burada da 5. sıradayım. Ne yapıyorum? Şimdi süs kısmına geçtik. Burada süsleri yapacağız. Güzelce süslerimizi rahatlıkla yapabileceğimiz şekle getirelim örgümüzü. Nasıl yapacağız? İpimi rahatlatayım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramızı şurada bir zincirimi çekip 5. sıramızı birleştirdim. Şimdi ben burada birleştirdim arkadaşlar. Tek renkte nasıl süs yapacağımızı göstereceğim önce. Sonra renk eklediğimizde nasıl yapacağımızı göstereceğim. Gerçekten çok basit bir mantığı var. Benimle beraber ilerleyin arkadaşlar lütfen. Şöyle burada dursun. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu iki zincir buradaki trabzanın üzerinden gelecek. Üzerine gelecek. İki zinciri çektim. Tığımın başına ipi doluyorum. İki trabzan atlıyorum. Üçüncüye iki trabzan atladım. Üçüncü trabzanın tepesine bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar göstereceğim burada aynısını. İki tane trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine batıyorum ve şöyle göstereyim. İki trabzan atladım. Üçüncünün tepesine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Birleştirmiş oldum. Bir, iki zincir çekiyorum. İki trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine batıyorum. Şöyle düzgün batayım. Battım. Şöyle bir de kameraya bakayım. Evet, net görünüyor. Battım. İpi alıyorum. Herhangi bir sık iğne yapmıyorum. Tek seferde çekiyorum. Arkadaşlar süsü tek renkte de rengarenkte de aynı mantıkla yapıyoruz. Şimdi ip ekleyip tekrar buradan yapacağım. Böyle alayım kenara. Sarı ipimle daha net görüneceğini düşünüp sarı ipimle yapacağım. Buradaki son yaptığım trabzan tepesine batıyorum. İpimi bağlıyorum. Bağlama zincirini çektim. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlıyorum arkadaşlar. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı sıkacağım. Buradan bir düğüm atacağım. 3, 3 yapmayacağım. 6 yapacağım. 4, 5, 6 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine batıyorum. Tek seferde ne yaptım? Birleştiriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesinde birleştirmeyi yapıyorum.
Evet arkadaşlar, bu şekilde ilerleyeceğiz süste. Bir kere daha göstereyim. 1, 2 zincir, 2 trabzan atla, 3.'ye bat ve 6 tane ikili trabzan yap. Bu 6 tane ikili trabzan arkadaşlar geniş olduğu için iyice bardak altlığımızı rahatlatacak, genişletecek. O yüzden arttırma oluyor bir nevi. 6, 1, 2 zincir, 2 trabzan atla, 3.'ye bat ve birleştir. Sona kadar yapalım arkadaşlar. Sondaki birleştirmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, sona geldim. Sonda hep denk düşecektir arkadaşlar. Benimle beraber ilerlediyseniz denk düşecektir. Çünkü matematiğini ona göre ayarladım. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlıyorum. Buradaki hani 2 tane trabzan, 2 zincir çektik ya ilk burada yaptığımızda. Buradaki trabzan tepesine tekrar düzgün batamadım. Tekrar batıyorum. Burayı kitlediğim için ilk seferde batamadım. Ve aldım. Tek seferde birleştiriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Aynı yere batıp birleştirme yapıyorum. Burada ben sıkıca bağladığım için biraz zorlandım. Eğer ki iğne ipliğiniz varsa bu arkadaki ipleri birbirine bağlayıp dikebilirsiniz. En son sırayı. Bu şekilde bitirmiş olduk. Aynı şekilde örmedim ama aynı şekilde sona kadar ilerliyoruz. Dediğim gibi matematiğini yaptım ben. Tamamen uyacak. Aynı mantığı, aynı birleştirmeyi burada da yapıyoruz arkadaşlar. Ve ipimizi kesiyoruz ve bitiyor. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldiyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız yeni tariflerimden anında haberdar olacaksınız. Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi paylaşın arkadaşlar. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Ördükleriniz bir sepet yumak kroket Instagram hesabımı etiketleyerek rahatlıkla paylaşabilir, siparişlerinize ekleyebilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.